Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Full yayınlarının dik üçgen testindeyiz. 6 numaralı testimizi çözüyorduk. En son burada kaldık. Şimdi 1 numaralı soruyla başlıyorum dostlar. Önce bir odaklanmasını bir halledelim bu keratanın. Şöyle güzel görün sizde. Biraz daha şöyle güzel olabilir. Sanırım bu iyi dostlarım. Evet, şimdi başlıyorum ilk sorumuzda. Bakın soruya bakar bakmaz bir muhteşem üçlü yakaladım dostlar burada. Şu üçü birbirine eşitse bu muhteşem üçlüdür. Ve muhteşem üçlü sadece dik olan şu açıdan çıkarsa ve hipotenüsü ikiye böldüğünde kendisi de eşit oluyordu. O zaman buradaki açının 90 derece olduğunu gördüm. Tabii ki bu tarafımız da 90. Şurada 4 var, 4 kök 5 var dostlarım. Demek ki biri diğerinin 2 katıymış, 2 kök 5 katı gelmiş. Ve küçük olanın kök 5 katı olacağı için burası da 8 yapıştırdı. Şimdi şurada bakın şu inen yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduğu için burada bir kayı kuralı vardır dedim. Yani kenar ortay oldu, yükseklik oldu, o halde açı ortay olacak ve bu üçgen ikiz kenar olacak, yani burası da 8. Dolayısıyla 8, 8, hipotenüsüm ne çıkacak? 8 kök 2, bana da AB'yi soruyormuş zaten. 8 kök 2'yi yapıştırdım gobeller. Ve geçtim 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor. ABC bir üçgen, ACB 60 derecedir, AC eşittir 8, AB eşittir 7 santimdir. Yukarıdaki verilenlere göre BC dediğimiz, X dediğimiz amca kaç santim olabilir diye bir soru sormuş. Şimdi ne yapacağız dostlar? Biz 60 derece görünce ne yapacaktık? Geometrinin ikinci farzı ne diyordu? 30, 60, 45'i görünce karşısına diklik indir. Şimdi ya şu Bursa'dan diklik indireceğim ki 90'ın karşısı 7 oluyor. 30'un karşısı 7 bölü 2 olacak. Şurayı bulacağım. Pisagor yapacağım arkadaşlarım. Ya da şuradan aşağıya bir diklik indireceğim. Önce bunu deneyelim. Çünkü burada 90'ın karşısı 8 yani çift sayı. 30'un karşısını direkt yarısı 4. Rasyonel sayılarla uğraşmamış olacağım. Burası 4. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacak. Bir de şuradan bir Pisagor çakalım. 7'nin karesi 49 eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48 artı şuraya k diyelim k kare. 48 bu tarafa geldi. 1 eşittir k kare. K eşittir 1 çıktı. Şurası 1. O halde x'e 3 kaldı. Var mı şıklarda? Tabii ki var. Eğer bu 3 olmasaydı şıklarda, şimdi 3 olabilir x, zaten bize olabilir diye sormuş. Bir de şunu çizecektik arkadaşlarım, şu dikliği. Buradan da bulacaktık bir de x'i, hangisi olursa işaretleyip geçecektik. Geldik buraya. Şimdi bu soruya baktığımda bakın direkt şuradaki dik üçgende 90'ın karşısı 8 ise neyin karşısı 4'tür? Tabii ki 30'un. 30'u 60, 90 üçgeni çıktı. 30, 105 daha 145, 135, şuraya 45 kaldı. 105'i görünce ne yapın demiştik? Nefret edin bu açıdan ve direkt parçalayın. 2'ye böldüm bakın. 105'i 2 açı yaptım. Hatta 45'in karşısına bir diklik indirdim. 30'un da karşısına bir diklik indirip geometrinin ikinci farzını da tamamladım. Şimdi burada 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı olacak 8. 45'in karşısı 8 ise 90'ın karşısı da kök 2 katından 8 kök 2 gelecek. Denizli çıktı sorumun cevabı. 4 numaraya geçtim dostlar. ABC bir üçgen, 2 kök 6 var, 2 kök 2 var. Şurası 2 kök 6. Gıcık bir sayı verilmiş arkadaşlarım. O zaman burada hemen şunu arıyorum. Bak kenarlara bak. Gıcık sayılar var. 2 kök 2. Demek ki burada bir dik üçgen olabilir. 2 kök 6'nın karesi 24. 2 kök 2'nin karesi 8, 4'ün karesi 16 ve gerçekten şu ikisinin toplamı buna eşit olduğu için 2 kök 6 demek ki hipotenüsmüş, kareleri toplamı Pisagor bağıntısını sağladı. Demek ki burası 90 derece o halde dedim. X'i soruyor, ah bacı yapacağım arkadaşlar. Dik üçgenin yüksekliği sorulduğunda ah bacı formülünü kullanıyorduk. Hipotenüs çarpı yükseklik yani 2 kök 6 çarpı x eşittir dik kenarların çarpımına 2 kök 2 çarpı 4'e. Şu ikiler bir sadeleşsin. X eşittir 4 kök 2 bölü kök 6 geldi. Hatta kök 2 ile kök 6 sadeleşsin, kök 3 kalsın. Yani x eşittir 4 bölü kök 3 çıktı sorumuzun cevabı. Bunu da kök 3 ile çarpalım her iki tarafını. 4 kök 3
Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3. 4 kök 3 bölü 3, yani Bursa şıkkı çıktı sorumun cevabı. Geldim 5 numaraya. 15-75 üçgeni var arkadaşlarım. Bu üçgen sınavda çıkma ihtimali olan bir üçgendir. İki tane özelliği vardır. Konu anlatımında söyledik bunları. Birinci özelliği çıkmaz ama ikinci olan şu haşa 4H muhabbeti. Haşa 4H olayı sınavda çıkar arkadaşlarım. Bunu konu anlatım videolarından bakın. Şimdi 15-90 şurası 75. 15 burası 90'sa şurası 75. 75-90 o zaman burası 15 geldi. Neydi 15-75? Şu küçük dik üçgene bakalım önce. Hipotenüse inen yükseklik neyse hipotenüs bunun 4 katı. O zaman bu yükseklik 8 kök 2 geldi. Şimdi büyük 15-75-90 üçgenine bakalım en büyüğüne. Hipotenüse indirilen yükseklik ne ise hipotenüs bunun 4 katı olacak. 8 kök 2'nin 4 katı 32 kök 2 çıktı sorumun cevabı. 5 numaralı sorunun cevabı Adana'dan geldi. 6 numaraya geldik. Bir sürü diklikten diklik inme var. Öklit bağıntısı yapacağım arkadaşlar. Önce şu diklikten diklik inmiş. Şuraya bir K diyelim. Yan kenarın öklitini yapıyorum. 6 kök 3'ün karesi 108 yapar. K çarpı hipotenüsün tamamı. Yani K artı 3 gelecek. Şimdi deneyelim buradan. K kaç olabilir diye soralım. 9 desem 9'la 12 olur. 99 kere 2 18. Evet, K 9 geldi. Şurası 9. Şimdi şuraya H diyelim. H kare eşittir P çarpı K öklitini yapalım. Yani H kare eşittir 9 çarpı 3'den 27. H eşittir 3 kök 3 çıktı. Şurayı da 3 kök 3 bulduk. Şurada bir diklikten diklik inmiş. Hemen yine 3'ün karesi yani 9 eşittir 3 kök 3 çarpı şuradaki parça diyelim, M diyelim buraya da M. Hemen 3'e böldüm, 3'e böldüm. Burada 3 kaldı. 3 bölü kök 3 çıktı. M dediğimiz sayı. Şimdi şurada da Pisagor yapalım artık arkadaşlarım. X kare eşittir. Bir 3'ün karesi 9 artı. Bir de 3 kök 3 bölü 3'ün karesi. O da ne yapar? 9 bölü 3'ten 3 gelir. 12 oldu X kare. X eşittir 2 kök 3 çıktı. Sorumun cevabı Adana'dan geldi dostlar. Hemen aldık. Yeni nesil sorulara geçtik. 7. sorumuz. Bakalım bir okuyalım soruyu. A ve B noktalarında hızları sırasıyla dakikada 400 ve 600 metre olan iki araç bulunmaktadır. Tamam. Mesela şunun hızı 600 olsun. Buradan kırmızının. Bununki de 400 olsun arkadaşlar. Diyor ki hızlı olan araç 30 saniye hareket ettikten sonra. Dur şimdi önce burayı bulalım. Cümle cümle gidelim. Şimdi bu 1 dakikada 600 metre yol alıyordu hızlı olan. 30 saniyede yani yarım dakikada ne kadar yol alır? 300 metre. O zaman şuraya kadar gelsin bir kere. 300 metre olsun burası. 300'e geldi. 30 saniye hareket ettikten sonra diğer araç da o anda yola çıktı. Şimdi bu zaten burada bir kırmızı araç. Buraya kadar geldi. Aynı anda şimdi mavi araç da yola çıkmaya başladı. Yavaş olanın hareketinden yani bu da yola çıktıktan 2 dakika sonra 2 dakika daha gidiyorlar. Şimdi bu 2 dakika daha gitse 1 dakikada 600 alıyordu. 2 dakikada ne alacak arkadaşlarım toplam? 1200 daha yol alacak. Yani bu buraya gelene kadar 1200 de şuradan aldı. 300 de buradan var. 1500'lük yol gitti bu. 1500 metre. Bu dakikada 400 gidiyordu. 2 dakikada buraya gelene kadar 800 metre yol gider. Ve iki araç 90 derecelik açıyla, dik açıyla da çarpışıyorlarmış. Hemen bakın 8, 15, 17'yi gördük burada arkadaşlarım. Yanlarında da iki tane sıfır var. 1700 metre diye gitti burası. ABC üçgenin çevresi kaç kilometredir diye sormuş. 1500, 1700 daha 3200, 800 daha 4000 yaptı. 4000 metre, 4 kilometre demektir. 7. sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Diyelim arkadaşlarım. 8'e geçiyorum o zaman gönül rahatlığıyla. Şimdi şekildeki şöyle bir bakın. Şekildeki tenis masasının üst yüzeyinin boyu 216 cm, eni 100 cm'dir. Ortada masanın yüzeyinde temas eden filenin yüksekliği ise 12 cm'dir diyor. A köşesinde bulunan karınca masanın üst yüzeyi üzerinde ilerleyip filenin B köşesine ulaşıyor. Yukarıda verilenlere göre karıncanın alacağı yol en az kaç metredir diye bir soru sormuş. Kaç santimdir diye. Şimdi biz bunu tabii masa tenisi olunca belki çok daha rahat algılayamadık ama şöyle yapalım. Şimdi bu karınca şurada göstereyim önce bir. A'dan yola çıkıyor B'ye gidecek arkadaşlarım. Şuraya kadar geldi.
diyelim. Burada filenin üstünden çıkacak. Bir 12 santim buradan gidecek. Bir 12 santim de aşağıdan aşağıya inecek. Tekrar kaldığı yerden B'ye gelecek. Karıncanın aldığı yol bu. Yani şurası artı 12. Artı 12 daha. Yani kısaca 24. Bir de şurası. Şimdi ben bunu şurada göstereyim size arkadaşlarım. Şurada daha rahat anlatalım bunu. Şimdi karıncanın normalde masanın üstü burası olsun. A köşesi burada, şu köşe. B normalde buradaydı. Ama bir de 12, 12 daha 24 eklendi ya. O zaman şöyle yapalım. Şuraya bir de artı 24 daha ekleyelim. Biz 24 santim daha uzatalım. B köşesini 24 daha uzattığında A'dan B'ye gideceğimiz karınca işte bu yolu alacak diyeceğiz. En kısa yol budur diyeceğim. Şimdi bu masanın boyu 216 idi. 24 de buradan geldi. 240 mı yaptı şurası arkadaşlarım? 240 buradan geldi. 100 de burasıydı. Şimdi ne oldu bakın? 100, 240 bir şey. Hemen şöyle hesaplayayım. 100, 240 ve x diyelim. X diyelim, şu dik üçgenden bulacağım burayı. Birer sıfırlarını 10'a böldük. 20'ye bölelim bunları direkt. 20'ye bölünce 5. 20'ye bölünce 12. 13 geldi. Demek ki 13'ün 20 katı. 2 katı 26, 10'la çarpınca da 260 çıktı. Karıncanın alacağı en kısa yol arkadaşlar. 9 numaraya geldik. Şimdi diyor ki AB 4 santim, AD eşittir DC eşittir 6 santim. Ön yüzünün rengi mor, arka yüzünün rengi yeşil olan şekil 1'deki dik üçgen şeklindeki kumaş AB kenarına paralel. AB'ye paralelse bir kere yöndeşlikten burası da 90'dır. Burayı ikiye böldüyse orta taban olması sebebiyle arkadaşlarım buralarda mutlaka ikiye bölünmüştür. Orta taban olduğundan yine yarısıdır. 2, 6, Pisagor bağıntısından 2 kök 10, 2 kök 10 da buralar geldi. Şimdi bunu parçalarını ters çevirip büyük parçanın yanına kesilip şuraya yapıştırılıyormuş. Şimdi alttaki şekli daha iyi göstereyim size. Şimdi önceden parçamız şurasıydı. Şöyleydi arkadaşlarım. C noktası buradaydı. Burası 6. Buraya 2 dedik. 90 dedik. 2 kök 10 dedik. Burası da 2 kök 10. Şimdi bunu getirip şu C köşesini A açısı diyelim, B açısı diyelim. Yöndeşlikten bu da B. 90. A'yı tutup şuradaki açı olmuş. D 90'dı, buraya da 90'ı yazdım. B açısını da buraya getirmiş. Bak A ile B'nin toplamı 90'dı ya, şurası da 90 oldu arkadaşlar. Bana da E ve E üssü arasındaki şu mesafe soruluyor. E ve E üssü arasındaki şurasını soruyor bana. X diyelim buraya biz bir hemen. Şimdi şurası 2 kök 10 geldi buraya arkadaşlar. Hipotenüsümüz 2 kök 10 burada oldu. E burada 2 kök 10. Bakın bu ikiz kenar dik üçgen çıktı. Hipotenüs ne olacak? 2 kök 10'un kök 2 katı olacak. 2 kök 20. Kök 20 de 2 kök 5 diye çıkar. Yani kısaca 4 kök 5 oldu. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Hemen geldim şu soruya. Aşağıda üçgensel bölgesi biçimde kağıt verilmiştir. DE boyunca katlanıyormuş. Katlanmadan önceki halini çiziyorduk katlanma sorularında. X burasıymış dostlarım. Şurası 90 derece, 90 derece. Burası burayı ikiye böldü. Bu açı ortay oluyordu. Katlama soruları için bunların hepsini söylemiştik. AB 3. Şurası 4'müş. O zaman 4 eksi X. Bakın burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Hemen X kare eşittir diyorum. 3'ün karesi 9 artı 4 eksi X'in karesi. O da 16 artı X kare eksi 8 X yaptı. X kareler gitti. 8 X'i buraya alalım. 9, 16 daha 25 burada dursun. X eşittir 25 bölü 8 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi arkadaşlar. Evet Kobeller, 6 numaralı testi de gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.